9 Eylül Pazartesi TV Uzana Haber'de sizlerle birlikteyiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarını, son dakika bilgilerini aktaracağız. Yeni haftaya başladık pek de canımız sıkkın bir şekilde. Bugün Türkiye narine ağladı. Bundan önceki örnekleri gibi aslında 19 gün sonra cansız bedeni bulundu narinin. Ön otopsi tamamlandı ve ardından da dayısına teslim edildi. Kafalarda hala birçok soru işareti var. Cenaze namazı Tavşantepe köyünde değil komşu köyde kılındı. Bu da o sorulardan biri. Minik Nari'nin gözaltında olmayan yakınları mezar başında ağıtlar yaktı. Bugün aslında Nari'nin okullarda açıldı. Okulda olması gerekirken o mezardaydı. Arkadaşları da okulda değil. Onun başında ağladılar. Musallada yatan aslında bizim insanlığımızdır dedi cenazeyi kıldıran imam. Sadece yakınları değil, tüm Türkiye Narin için ağladı. O narin bedeni küçük bir tabuta kondu. Gözyaşları ve ağıtlarla sonsuzluğa uğurlandı. Büyük bir derin üzüntü var. 8 yaşındaki Narin şu anda toprağa veriliyor ve ağıtlar yükseliyor. Onlar da burada. Yine tekrar etmek gerekiyor. Nari'nin acı haberi Türkiye'yi sarstı. Küçük kızın cansız bedeni kayboluşunun 19. gününde dere kenarında bulundu. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsisi yapıldı. Nari'nin cenazesini sabah saatlerinde dayısı teslim aldı. Maalesef küçük Nari'ni, 8 yaşındaki Nari'ni birazdan toprağa verecekler ve küçük Nari'nin cenazesi mezarlığa giriş yaptı. Nari'nin tabutunun üzerine duvak örtüldü. Cenazesi komşu köye Batı Karakoç köyüne getirildi. Namazı da burada kılındı. Bugün burada musallada yatan aslında bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı, siyasi parti ile STK temsilcileri ve köy halkı cenaze töreninde hazır bulundu. Nari'nin cenazesi namazın ardından öldürüldüğü o köye Tavşantepe mahallesine götürüldü. Minik Narin Tavşantepe köyünün mezarlığına getirildi ve onu Tavşantepe köyünde cenaze aracından yine onu arayan jandarma ekipleri sırtladı. Tabii köy halkı sevenleri halk sırtladı. Cenaze defnedilirken ağıt sesleri birbirine karıştı. Gözyaşları sel oldu. Mezarlıkta büyük bir acı hakim. Küçük Nari'nin bedeni toprağa verilirken aile yakınlarından bazıları yayın yapan habercilere tepki gösterdi. Tamam. Sakin. Evet, şu anda bir tepkiyle karşılaştık. Aile yakınları Nari'nin toprağa verildikten sonra da mezar başından ağıtlarla ayrıldı. Bir aile yakını tabuta örtülen gelinlik ve duvakla gözyaşı döktü. Bu gelinlikle yakını mezarlıktan çıkış yapıyor. Dua da Nari'nin tabutunun üstündeydi. Nari'nin anne, baba, iki abisi ve üç amcası gözaltında olduğu için cenazeye katılamadı. Küçük kızın mezarına çiçekler dikildi. Türkiye bu görüntülerle Nari'ne veda etti. Çiçeklerle süslendi Nari'nin maalesef mezarı. Soruşturma tabii bir yandan devam ederken bu sürece ilişkin Nari'nin cenazesinin, naaşının bulunmasından sonra başka açıklamalar da var. Tüm şüpheler aracında Nari'ne ait DNA izlerinin bulunduğu tutuklu amca Salim Güran'ın üzerindeydi. İlk itiraf geldi. Gözaltındaki 25 kişiden biri amca Salim Güran'ın komşusuydu ve amcanın kendisine 200 bin lira vermesi karşılığında cesedi ortadan kaldırdığını dile getirdi. Ne yapıyordu? Onda çocuklara söylemeyi. Teyzeydi, hayalınızı kıyıttınız. Hemen kameranın kadrajında güvenlik kuvvetlerinin olduğu noktada. 19 gün sonra yeniden oradaydı. Bir çuvalın içinde Nari'nin cansız bedenini gizlediği dere kenarında. Bu kez keşif için geldi. Nari'nin cesedini nasıl ortadan kaldırmaya çalıştığını anlattı. Sır perdesini itirafçı araladı. Şahıs buraya nasıl geldi, Nari'ni nasıl taşıdı, neler kullandı, çuvalı nereden buldu, nasıl oraya yerleştirdi? İşte bunların hepsini teker teker anlatacak. 8 yaşındaki Nari'nin katledilmesinin ardından ilk itiraf ondan geldi.
köyde gözaltına alınan 24. kişiden. Ekiplerin ısrarlı sorularına daha fazla dayanamadı, çözüldü. O çözüldükçe de kan donduran detaylar ortaya çıkmaya başladı. Sorguda ifadesinde Narin'i amca SG'den nasıl aldığını anlattı. Narin'in anne, baba, iki abi, üç amca ve tutuklu amcanın eşinin de aralarında olduğu 25 kişi gözaltına alındı. Cinayetle ilgili ilk itirafta gözaltındaki şüphelilerden birinden geldi. O kişi tutuklu amcanın komşusuydu. Cesedi dere kenarına para karşılığı atan da oydu. Narin'in amcası cesedi araç içinde getirdi. Battaniyeye sarılıydı. Birlikte çuvala koyduk. Muhtar ayrıldı. Çuvalı kendi aracıma alıp daha sonra dere yatağına götürerek gömdüm. Gözaltındaki şüpheli 6 sayfalık ifadesinde her şeyi anlattı. Amcanın aracındaki battaniyeye sarılı cesedi gösterip bunu yok edeceksin dediğini söyledi. Kendisine 200 bin lira para teklif ettiğini anlattı. Çocuğu torbaya koyduğumuz esnada sağ kulağının arkasında boyun bölgesinde bir kızarıklık vardı. Çuvalı aracıma koydum ve bindim. Çocuğun tüm vücudu çuvala sığmıştı. Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Bu alana çuvalı bıraktım. Birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum. Tutuklu amcayı suçladı. Cesedi dere kenarına koyduktan sonra arama çalışmalarına katıldığını söyledi. Köyde insan hareketliliği vardı. Kendi annem ve eşim de Narin Güren arıyorlarmış, bana söylediler. Hiçbir şey söylemedim. Evin içine girdiğimde namaz kılıp yemek yemeden Narin'i arama faaliyetine katıldım. Sabah 7-8 sıralarında Muhtar Salim Güran, jandarma ekipleriyle hiçbir şey olmamış gibi arama çalışması yapıyordu. Çocuğu torbaya koyduğumuz esnada sağ kulağının arkasında boyun bölgesinde bir kızarıklık vardı. Çuvalı aracıma koydum ve bindim. Çocuğun tüm vücudu çuvala sığmıştı. Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Bu alana çuvalı bıraktım. Birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum. Tutuklu amcayı suçladı. Cesedi dere kenarına koyduktan sonra arama çalışmalarına katıldığını söyledi. Köyde insan hareketliliği vardı. Kendi annem ve eşim de Narin Güren arıyorlarmış, bana söylediler. Hiçbir şey söylemedim. Evin içine girdiğimde namaz kılıp yemek yemeden Narin'i arama faaliyetine katıldım. Sabah 7-8 sıralarında Muhtar Salim Güran, jandarma ekipleriyle hiçbir şey olmamış gibi arama çalışması yapıyordu. Tutuklu amcanın jandarmayla birlikte her gün göstermelik arama yaptığını söyledi. Cinayeti korkudan itiraf edemediğini anlattı. Daha sonra jandarma ekiplerine teslim olmak aklıma gelmedi. Çünkü ben öldürmedim. Ama jandarmanın beni yakalayacağını biliyordum. Korktuğum için itiraf edemedim. Beni ifadeye çağırdıklarında Muhtar Salim Güran'ın bırakılacağı söylentisi vardı. Gözaltına alınan itirafçı jandarma eşliğinde olay yerine götürüldü. Narin'in cansız bedeninin bulunduğu Eğer Tutmaz Deresi'nde keşif yaptırıldı. İşte o noktada kalabalık bir jandarma ordusuyla olayı gerçekleştirdiğini itiraf eden, sorgusunda itiraf eden NB şu anda keşif yapmak amacıyla bölgeye getirildi. Metrelik bir alandı ve 7 kilometrelik alan aslında ilk günden bu yana bakılan, defalarca aranmak istenen ancak balçıklardan dolayı girilemeyen, dalgıçların güçlükle ilerlediği bir noktaydı. İfadesinde Narin'i amcasının öldürdüğünü düşündüğünü belirten şüpheli, kendi öldürmemiş olsaydı bana ortadan kaldır demezdi dedi. Narin'in cansız bedeninin taşındığı kırmızı aracın görüntüleri arama çalışmasına katılan helikopterden böyle görüntülenmişti. Gözaltındaki kişilerin çapraz sorgusu sürüyor. Tüm Türkiye şimdilerde artık Narin'in ne olduğunu soruyor. O çuvala sığdırılan minicik bedeni tabuta kondu, son yolculuğuna uğurlandı. 19 gün boyunca da derin bir sessizliğe gömülmüştü o köy ama aslında birileri bir şeyi ya da her şeyi biliyordu. Artık kimse de sessiz kalınmasını istemiyor. Tüm Türkiye o soruşturmayı takip ediyor. Ortada yeni gelişmeler var, bir itirafçı var. O itirafçıya jandarma eşliğinde keşif de yaptırıldı. Hemen bir Diyarbakır'a gidelim. İlk günden beri bölgeden bilgileri aktardı Canan Altıntaş. Ve yine orada son bilgilerde onda Canan. Evet Osman Kenan Çapoğlu, bugün 20. gün görevimizi sürdürüyoruz ama ne yazık ki dün Narin'in cansız bedenine hemen arkamda görmüş olduğunuz Eğer Tutmaz Deresi'nde ulaşılmıştı. Narin 21 Ağustos günü kaybolmuştu. O günden bugüne yine jandarma ekipleri, AFAD ekipleri, belediye ekipleri hem sularda hem de karada hem de havada Narin birçok noktadan aranmıştı. Teknolojik ürünlerin de kullanıldığı Türkiye'nin en büyük kapsamlı
çocuk, kayıp çocuk arama operasyonunda maalesef dün yine son teknolojik jandarma genel komutanlığından gelen ROV ve sonar cihazlarında da kullanıldığı 50 kişilik JAK timlerinin yaptığı çalışmada Narin kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan'ın gösterdiği o noktada maalesef cansız bedene ulaşılmıştı ve dün de haberlerimizde geniş olarak o noktadan yayınlar yapmıştık. Peki biz neden buradayız Osman Kenan Çapoğlu, onu söyleyelim hemen. Yaklaşık bir saat önce biliyorsunuz ki amca SG tutuklanmıştı. Narin'in DNA'sı da aracında çıkmıştı. Ve Narin'in DNA'sının aracında çıkması, WhatsApp yazışmalarını silmesi, yine bir ses kaydeden aplikasyon programını silmesi ve tabii ki çelişkili ifadeler. İşte bu nedenlerle çelişkili ifadeler ve kuvvetli şüpheyle tutuklanan amca SG'nin bağlantılı olduğu kişiler üzerinde jandarma ekipleri dururken dün 23 kişi gözaltına alındı köyden. Tavşantepe köyünde 23 kişi gözaltına alındı. Peki bu 23 kişi kimdi? Narin'in annesi, babası, ağabeyleri ve aynı zamanda amcaları ve tabii ki köy halkından birkaç kişi, toplamda 23 kişi gözaltına alınmıştı. Akşam saatlerinde gözaltı sayısı 24'e yükseldi çünkü bir kişi daha gözaltına alındı. Peki bu bir kişinin bu önemi neydi Osman Kenan Çapoğlu? Bu arada şunu söyleyebiliriz, gözaltına alınan kişi Tavşantepe köyünde bilinen NB isimli, aynı zamanda hem duvar ustası hem tarım işçisi, birçok noktada aslında Salim Güran'a yakın bir isimdi. Salim Güran'a yakın olan bu isim NB burada bu bölgede aslında herkesin tanıdığı hem de köyden birisi olduğunun da altını çizelim. Osman Kenan Çapoğlu, işte ekipler onu gözaltına aldılar, ardından da İl Jandarma Komutanlığı'na götürdüler. Ve İl Jandarma Komutanlığı'nda tabii o 23 kişinin de sorgusu devam ediyor ama NB sorgusunda 3 saatlik bir zorlamanın ardından ekipleri önce konuşmadı. Ardından çözülmeye başladı ve ifadesinde Narin'in cansız bedenini amca SG'den aldığını kabul etti. Ve battaniye içerisinde kendisine verdiğini söyledi. Bu arada gömme işlemini yapmak üzere kendisine Narin'in cansız bedenini bir battaniye içerisinde verdiğini, tabii ki eşyalarını da bu şekilde verdiğini ifadesinde söyledi. Ardından NB ifadesinde şunu da söyledi. Kendisine zorladığını ve aynı zamanda 200 bin liralık bir para teklifinde bulunduğunun altını çizmişti. Ve gözaltına alınan şahıs sorgusu tamamlandı. Tabii sorgu detayları, ifadeleri çok çarpıcı, geniş kapsamlı. Bugün gün boyu da yer verdik ve şu anda da bulunduğumuz noktayı hemen kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan sizlere gösterecek. Narin'i bıraktığı cani CNB'nin bıraktığını iddia ettiği noktada bugün jandarma kuvvetleri yine bir savcı eşliğinde burada bir keşif yaptırdı. Cani NB ifadesinde küçük Narin'i derenin altına nasıl yerleştirdiğini yine bir savcının eşliğinde bu bölgede anlattı. Biz de canlı yayınımızda bu noktayı sizlere gösterdik. Biz aynı zamanda şunu söyleyelim hemen. Bakın, eğer tutmaz deresi Narin'in bulunduğu nokta ve tabii ki hemen üst taraf Narin'in köyü, yaklaşık 1,5 kilometre, buradan Narin'in evini bile görebiliyoruz. Eğer tutmaz deresi de hemen altında, şu anda bungalov evlerin bulunduğu nokta, işte o ağaçlık alan maalesef Narin'in cansız bedeninin bulunduğu noktaydı ve amca SG iddiaya göre Narin'in cansız bedenini bu kişiye vererek gömmesini istemişti. Tabii soruşturma devam ediyor Osman Kenan Çapoğlu. Çok yönlü devam ediyor. Aslında birçok iddia var, birçok bilgi var. Tabii bunları teyit edip sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Ama şu anda
jandarmanın çalışması, katil ya da katiller, işte Narin'e kim zarar verdi, Narin nasıl öldü, bunların sonucu da tabii ki dün otopsiye götürülmüştü Narin. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 10 saat süren bir çalışmanın ardından swab örnekleri alındı, derilerden yine patoloji, kimyevi birçok numune alındı ve bu numuneler hem Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda hem de Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun yanı sıra İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda incelendikten sonra Narin nasıl öldü, nasıl öldürüldü, işte bu soruların cevabı hepsi yanıtlanacak diyelim. Peki. Sözü size merkeze bırakalım. Canan, sen de kal bu noktada, çünkü belki senden alacağımız bilgiler de olur vakti zamanında, çünkü bu süreçte yayın yasağı varken pek çok şeyi de bilip konuşamıyorduk. Sen bunu birkaç kez dile de getirmiştin. Belki soracağım şeyler de olur. Ama keşifle ilgili şeyleri de konuşuruz.